nezaketen felsefe ediyoruz. Yani bunlar saçmalık aslında. Felsefe demek doğru değil. Hobbes'in felsefesi nezaketen felsefe. Gerçek anlamda felsefe değil. Yani şey, çünkü Tanrı cisimdir, devlet politik cisimdir, etik fiziğin doğudur diyen bir insanın felsefe yaptığını siz kolay kolay öğretemezsiniz yani insanlara. Onu gizliyorlar. Anglo-Sakson politik felsefe. Yani Hobbes'in politik kuramı denebilecek olan şey de saçma. Çünkü insanın bütün özgürlüğünden vazgeçmesini istiyor. Bütün özgürlüğünü egemene devredeceksin. Onun altına girer. Onun egemenliği, onun istenci altına gireceksin. Ve bunu sen özgürce karar vererek yapacaksın. Sözleşme gibi değil mi? Sözleşme şey değil. Egemenle uyruk arasında değil. Uyrukların kendileri arasında yaptıkları bir sözleşme. Çünkü bütün uyruklar bunu kabul edecek. Şimdi bunlar felsefe demek. Buna politik felsefe demek gerçekten şey. Saçmalıkla kendini birleştirmek demek. Yani böyle bir devlet kuramı olabilir mi? Bütün toplum şey yapacak. Özgürlüğünden vazgeçecek, haklarından vazgeçecek, onu egemene teslim edecek. Bunun sonunda getireceği şey ne olacak? Hobbes'a göre iç savaş ortadan kalkacak. Herkes gönüllü olarak istencini, haklarını egemene terk ederse iç savaş ortadan kalkardı. Ama o zavallı Hobbes şey düşünmüyor. İnsanların, sözleşmeyi yapan insanların tümünün birden, hepsinin de istençlerini, egemenlik haklarını egemene bırakmayacaklarını düşünmüyor. Olsun, sözleşme kuramının kendisi iç savaş kuramı. Çünkü o mutlaka bölünecek. Yani bir kısmı köle olanlar, köle Kovs gibi köle ruhlu olanlar kolayca tamam diyecekler, ben haklarımdan vazgeçiyorum, yeter ki savaş olmasın. Bir kısım insan, ben en küçük bir hakkımdan bile vazgeçmem diyecek ve ne egemeni tanıyacak, ne Hobbes'u tanıyacak, ne de köleleri tanıyacak. Ve iki taraf, özgürler ve köleler, sözleşme kuramının kendisi eşittir iç savaş kuramı. Çünkü sözleşmeyi yapanlar, Hobbes'a göre uyruklar, yani bir ülkenin şeyleri. Bu devredilemez diyebilir miyiz buna? Yani çünkü istenci bir takip. Evet. İstenç devredilemez, istenç bölünemez, istenç bölünemez, egemenlik bölünemez diye bir ilke var biliyorsunuz.